Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Carlsen Karjakin mücadelesinde birlikteyiz. Önceki videoda hatırlarsınız, Carlsen Morozevic yapmıştık. Şimdi Carlsen Karjakin E4, E5, at F3, at C6, fil B5 ve Berlin savunması her düzeyde popüler. 2012'de de öyleydi. Fil alır C6, D alır C6, anti Berlin. At B2 ve Karjakin düşünüyor, acaba ne yapabilirim? Rok nasılsa E5 piyonumu alırsan vezir D4 var diyor, o yüzden endişelenmeme gerek yok. Dünya şampiyonu zaten onu almaya niyeti yoktu. Rok. Şimdi Karekin bu görece az oynanmış varyantta nasıl ilerlemesi gerektiğini düşünüyor. Ve önce fil G4 yaparak E5 piyonunu koruyor. H3 hamlesinde fil H5 kaçıyor. Alacaksan G4 sürmen lazım. Yapacak mısın? Hayır diyor Carlsen. At C4 oynayıp E5 piyonu böyle almak istiyorum. Acaba Karekin nasıl savunacak o piyonu? Çünkü savunmak gerekiyor artık. Kale E8. Eğer G4 yapacaksan fedaları düşünmen lazım. Feda yaparım, vezirimi gelirim belki diyor. Hayır diyor Carlsen. Yıldırım partisi için bunu yapmak istemiyorum. Fil E3. Senin fil çiftin var. Onu bir alayım. Belki atım da alırım. Belki piyonum da alırım duruma göre. Ancak alacaksan böyle al diyor. C'de vurup D5 yapacağım. Merkez benim olacak. Fil çiftini vermek için bahanem olması lazım. Carlsen tekrar buna hayır diyor. Fil G5. Bu açmazdan nasıl çıkacaksın göster bana diyor. H6. Fil H4. Rahatsız ediyor çünkü vezir ayrıldığı zaman F6'yı alacak. Fili gördüğün zaman E5 piyonu boşta kalacak. G5 oynadığı zaman da şah kanadı biraz zayıflayacak. Bunu düşünmesi lazım. O yüzden Karjakin burada haklı olarak biraz bakıyor pozisyona. Acaba nasıl devam edebilirim? Hangi devam yolları bana fayda sağlar? Çünkü açmazdan çıkmanın başka yolları olabilir. Örneğin veziri belki E6 karesine koymaya çalışabilir. Yavaş dönmeye çalışabilir. Ancak Karjakin düşündükçe anlıyoruz ki o keskin bir devam yoluna gidecek. Çünkü eğer yavaş oynamak istiyor olsaydı burada hamlesini belki yapardı. Çünkü uzun uzun düşündü. Olası varyantları hesapladı ve G5 hamlesini yapıyor burada. Carlsen ise o kadar fazla düşünmüyor. Gördüğünüz gibi çok zaman harcamadı buraya kadar. Ve G4 gibi iyi hesaplanması gereken bir hamleyi özgüvenli bir şekilde yaptı. Zaten boşuna dünya şampiyonu olmuyor daha sonrasında biliyorsunuz. Fil G6. İlk küçük hatayı yapıyor çünkü buradaki karışıklıklar belki de oynanması gereken şeylerdi. Ancak Karjakin diyor ki ben sapasağlam şah kanadımı kurarım. F6'mı yaparım. Atımı F8'e E6'ya döndürürüm. Şahımı korurum. Ancak F5 karesinde ben de göz dikerim diyor Carlsen. Gördüğünüz gibi burada H piyonuyla alakalı herhangi bir karar vermedi. Carlsen'ın buradaki hareketi dikkatimizi çekmedi bence. Çünkü acele etmiyor. Fil F8, şahımı koruyacağım diyor ama at F8'den vazgeçti. Bu zaman at C5'ten E6'ya gitmesi lazım. Şah G2, kale H1 hazırlayacağım diyor. At C5, planın devamı. Sen nasıl F5 karesine gelmek istiyorsun? Ben de oraya gitmek isteyebilirim F4 karesine. HG, HG, at F5. Elbette burada uzun süre bekletilebilecek bir at değil. Onu yemek lazım ama önce E6 karesine geliyor ki aldıktan sonra E6'yı korumasın. O yüzden Carlsen hemen pozisyonda kale H1 gelerek plana devam ediyor. H dikeyinde bir hakimiyet kurmak istiyorum. Çünkü bir tane açık dikey var ve o da şaha giden bir açık dikey diyor. Karekin pozisyonda vezir D7 oynuyor. F5 karesindeki atı henüz almak istemedi. Ve dünya şampiyonu burada elverişli pozisyonu güçlendirmeye çalışması gerekiyor şu anda. Çünkü belli ki rakibin fil çiftine karşı yeterli oyun elde etti. Özellikle F5'teki at ve H dikeyi kendisine güzel bir oyun veriyor. Ancak nasıl devam edecek? Burası önemli. Ve kale H3 hamlesini yapıyor. Şimdi fikir belli. Bir vadede kalelerini çiftlemek istiyor. Belki veziri de getirmek istiyor arkasına ve daha sonra istila etmek isteyecek. Siyahın dikkatli olması lazım. Bir an önce ya şahını oradan çıkartması lazım ya da savunmaya taş getirmesi lazım. Karjakin önce fil F5 alıyor. EF5. E4 karesini boşalttı ve burada at F4 oynar gibi yaptı, oynamadı. Çünkü Taraş'ın sözünü hatırladığına eminim. Hangi taşların değişildiği değil, hangilerinin tahtada kaldığı çok önemli burada. F4'e at gelirsem diye düşünüyor. Rakip alacak ve benim çok kötü bir film kalacak tahtada diyor. Ancak başka bir alternatif görmüyor ve at F4 yine de oynuyor biraz düşünmenin ardından. Fil alır F4. Carlsen tabii ki çok düşünmeden alıyor. EF4 ve şimdi gördüğünüz gibi kötü bir file karşı iyi bir at. Ancak çok daha iyi bir at. At E4 karesine geldiği zaman ölümsüz bir at olacak. Ve belki vezir F3 karesine gidecek. Ve bütün taşlar birdenbire mükemmel şekilde gruplaşmış olacak. Siyah fil sadece savunma görevlerini üstlenebilir. Kale AD8. Vezir F3. Dünya şampiyonu burayı 30 saniyede getirdi. Gerçekten inanılmaz bir hız. Ve oyun sonu bile beyazlar iyi olmalı. Çünkü beyazların piyon formasyonu daha iyi. Özellikle vezir kanadındaki gördüğünüz gibi duble piyonları var rakibinin. Şah kanadında atak olanakları var. E4 karesi onun, ancak vezir D5 elbette almayacak. Yine de at E4 oynayacak ve F6'dan çatal atmak isteyecek. O yüzden fil G7 ile belki H dikeyine doğru getirebilir miyim acaba kalemi diye düşünüyor. At E4'e hem de savunma yapmış oldu. Şimdi belki şah F7 kale H8 planlanabilir. Gerçekten şah F7 oynuyor. Dünya şampiyonu rakibin kale H8'ine karşı nasıl savaşabilirim diye düşünüyor. Çünkü eğer basitçe duble yaparsam rakibim geliyor. Aldıktan sonra bir daha geliyor. Tamam belki üstün olabilirim. Ancak bu bana yeterli değil. Benim vezirle içeri girmem lazım. İstilayı vezirle sağlamam lazım diyor ve kale H7 oynuyor. Belli ki vezirin H3'e gelmesini sağlamak için bir kare boşaltma hamlesi bu. Beyaz kareler delik deşik. Karekin düşünmek zorunda. Savunmak çok zor böyle pozisyonları.
Ve gerçekten de kale H8'e vezir H3 şeklinde devam ediyor. Ve şimdi oyunu bitirmek isteyecek. Çok zor pozisyonu savunmak. İnanılmaz bir at. Çok kötü bir fil. Zayıf bir şah. Ve pasif taşlar. Yapacak bir şey yok. Ancak yine de savunma bakanı oynuyor siyah taşlarla. Her şey olabilir. Bakalım nasıl savunmasını rahatlatacak. Taş değişerek başarabilecek mi bunları? Ama hangi taşları değişebiliriz? Kolay değil bu. Uzun bir düşünme var. Gördüğünüz gibi 20 saniyesi kaldı. Kale H7 alıyor. Vezir H7 ve Vezir G6. Öbür kaleye gelmek istiyorum. Çok stresli. Kale H8, Vezir G6 ve perde kapanmak üzere. Şah F8'in ardından dünya şampiyonu o kadar emin ki kendinden. At F6, hiçbir şey olmayacağına dair. O kadar hızlı oynuyor ki. Gerçekten herhalde en doğru hamleleri yapıyor gibi hissediyoruz. At F6'dan sonra yapacak çok fazla bir şey kaldı mı? Vezir F7. Elbette aldıktan sonra piyon fazla oynamaya çalışmak, G5'e saldırmak iyi olabilir. Ancak Carlsen gibi oyuncular eğer daha iyi bir hamle varsa düşünüyorlar. İyi bir hamle gördüyseniz daha iyi hamlesini düşünmeli. Daha iyi hamleyi aramalıyız. Bu yüzden dünya şampiyonu. Bakıyor zamanı da var zaten. 2 dakikası var. Buraya kadar 1 dakika bile harcamış değil. Ve at H7 ile G5 piyonu tempoyla almak istiyor. Rakibi kalite feda ediyor. Ve karşı atağa geçiyor. Ancak büyük ihtimalle dünya şampiyonu hesapladığı karışıklıklar burasıydı. F3 buraları da hızlı oynuyor görüyorsunuz. Acaba sürekli şah olur mu? Vezir kale oyun dışında şahım yalnız. Şah F1 çok teknik bir hamle. Çok temiz bir hamle. İstiyorsan B2'yi al diyor. Benim ilgilendiğim konu senin şahın diyor. Mat yapacağım seni. Vezir E3 ver bakalım. Ve dünya şampiyonunun son inceliği geliyor. Vezir H3 savunmaya geçici bir şekilde dönüyor. Ve karşı atağa geçmek istiyor. Bir alır B2. Kale E1 ve Vezir D2. Tartakover'in sözünü tekrar hatırlıyoruz. 3 taş mat yapar. Vezir H6. Bakalım yapabilecek mi? Fil G7. Dünya şampiyonu çok emin kendinden hala. Hiç ikileme düşmüyor sanki. Hep hamleleri görüyor gibi. Vezir G6. Kale E8. Geleceğin dünya şampiyonu demeliyim belki. Fil E5. Elbette bedava. Alınabilir. Birkaç tane şah çekeceğim diyor belki. Dünya şampiyonu böyle durumlarda asla risk almıyor. F6. Ver matı diyor. Ve rakibi terk gerçekten çok temiz ve öğretici bir oyun. Hemen isterseniz hızlıca baştan bir görelim oyunu. Çünkü çok detaylı inceleme şansımız olmamıştı biliyorsunuz. Hemen bakalım. E4, E5, at F3, at C6, fil B5, at F6. D3 biliyorsunuz Berlin savunması, Kramnik'in at E4'lü varyantlarda, Rok'tan sonra at E4'lü varyantlarda Kasparov'a üstün gelmesiyle sonuçlanmıştı. Yani siyah taşları kaybetmemişti ve bahsettiğimiz normal Berlin devam yolu bu şekilde bir oyun sonunda neticeleniyor. Bu da tabiye pozisyonu. Tabii ki büyük ustalar bunu oynuyorlar. Ancak Carlsen Yıldırım için bu oyun sonunda biraz fazla karmaşık olduğunu düşündü. Kendisi aynı turnuvada, benzer turnuvalarda bu sistemleri siyahla da oynuyor. O yüzden gitmek istememesini anlamak lazım. Gelecekte onun da siyahla taşlarla başarılı şekilde kullandığı Berlin savunmasını incelemek istiyorum. Fil C6, D, C6, at B2. Elbette beyaz piyonu almaya çalışamaz. Her seferinde vezirde 4 var. Ancak rok attığı zaman E5'i istiyor. O yüzden Karyekin savundu. H3 fil H5 ve bu pozisyonda almak istiyorsa G4 gibi bir hamle göze alması lazım. Ancak pratik değil bu. At C4'le bastı. Kale E8. Fil E3. Fil çiftini almak istiyorum diyor. Ancak alacaksan buradan al diyor. Çünkü D5 süreceğim. Merkeze de geçireceğim. Hayır diyor. Böyle bir şey istemiyorum. Ve açmazı çöz diyor. Bakalım nasıl çözeceksin. Ve Karyekin burada riskli olan G5 hamlesini yapıyor. Rakibin G4 cevabına filini kaçıyor. Burada satranç motorlarına göre alarak karışıklıklara razı olmak lazım. Gerçekten pozisyon çok karmaşık. İki tarafın şahı da zayıf gibi görünüyor. Ve H5 alınırsa E5 kalesi boşta örneğin. Hesaplaması eğlenceli olacak pozisyonlar. Fakat bunu Yıldırım'da oynamak yürek ister. O yüzden daha sade pozisyonlar oynamaya çalışmaları anlaşılabilir. Fil G6, fil G3 ve at D7. Şimdi ne yapmak istediği anlaşıldı. F6 oynayacak. E5 piyonunu güzel bir şekilde piyonuyla koruyacak ve atını zayıflamış karelere doğru yöneltmeye çalışacak. O yüzden beyazın acele etmesi lazım. Artılarını kullanması gerekiyor. H4, F6, at E3 hemen F5 karesine yönelecek. Fil F8. Atını E6 karesi için boşaltıyor. Ve daha sonrasında F4 karesine koymak istiyor. Tabii ki şunu söyleyebiliriz. Fil F8, at F8'den de dönebilirdi. Ancak at F5'e H6 piyonuna baskı olacaktı. Onu korumak istedi. Şah G2, at C5, HG5, HG5 ve at F5. Bu pozisyonda eğer almış olsaydı rakibi aldıktan sonra E4 ile yanıt verecekti. Oyundaki gibi oynayamayacaktı yani. O yüzden GF almak zorunda kalacaktı. Ancak bu da elbette bu çaprazın kullanılmasını, vezirin şah kanadına aktarılmasını iyi hesaplamaya gerektiriyordu doğrusu. O yüzden Karyekin önce bunu almak istemedi. Atı biraz tolere etti. Çünkü hemen alsaydım E6 karesine atını gelemeyecektim. O yüzden F4 karesine gelemeyecektim diye düşündü. Ancak oynadığı şey de ne kadar iyi tartışmalı oldu oyuna bakınca. Kale H1, Vezir D7, Kale H3 çok basit bir strateji. Çiftlemek hatta üçlemek ve içeriye sızmak istiyorum diyor. Fil F5 ve bu sefer EF5 çünkü artık E4 yok ve E4 karesini taşları için kullanabileceğini düşünüyor. At F4 elbette Karyekin'in burada Taraş'ın sözünü hatırladığını söyledim ama
Unutmamak lazım. Hangi taşların değişildiği değil, hangilerinin tahtada kaldığı önemli. Taraş bu konuda çok haklı. Çünkü F4'ten sonra sanki değişiyoruz ve yani bir şeyler elde etmiş gibi görünüyor. E2'ye açıldı. Belki karşı saldırı yapabilirim. Ancak durum hiç de öyle olmadı. Çünkü beyaz kaleleri kontrol eden hiçbir taşı yok siyahın. At D2, at D4 çok basit bir fikir. Vezir F3, kale H1. Taşlar çok güzel gruplaşıyor. Ve siyahın buna söyleyecek bir sözü yok. O yüzden at D2'den sonra neredeyse oyun kendi kendini oynadı. Kale H8, vezir F3, fil G7, at D4, şah F7, kale H7, kale H8, vezir H3. Çok güzel bir fikir bu arada. Eğer otomatik kale H1 oynasaydık vezirimiz hızlıca gelemeyecekti. Çünkü kaleler değişildikten sonra belki bu kadar çabuk kazanç mümkün olmayacaktı. O yüzden Carson burada kale H7 hamlesini belki de oyunun en iyi hamlesi şeklinde oynadı diyebiliriz. Çünkü vezir H3 geldi ve savunmak çok zor. Makine burada biraz daha dirençli savunuyor ama kale H8 hamlesini kaybettiği oldukça net. Vezir G6'dan sonra at F6 ve burada vezir F7 bile kazanacaktı büyük ihtimalle. Çünkü G5 piyonunu isteyebilirdi, B2 piyonunu önemsemeyebilirdi. Fakat Carson bunu bile çok gördü rakibine. At H7 oynadı. Eğer şahını kaçarsan alıp at G5 bedava bedava her şeyi alacağım dedi. Atımı da döneceğim belki, piyonumu da savunacağım. Hiçbir şey yaptırtmayacağım sana dedi. Bu yüzden karşı atak için kale H7, vezir H7, vezir D5, F3. Tek hesaplaması gereken şey burada şahım zayıf mı değil mi? Carson bunu çok iyi şekilde yaptı. Şah F1 çok güzel bir hamle. Çünkü vezir E3'e, vezir H3 ile anlık bir savunma denemesi. Ardından karşı atağa geçiyoruz. Çünkü bunu yapmak çok kolay olacak. E dikeyinde bir kale var ve fil ve vezir rakip şaha iyi saldıramıyorlar. Çünkü bunu yapmak çok da kolay görünmüyor. Elbette belki daha iyi saldırma denemesi olabilirdi. Örneğin fil E4 mat yapmaya çalışabilir miyim vesaire gibi. Ancak burada da çok fazla ümit yok. Vezir G2'den sonra hem veziri gelecekte dönmek isteyebilirim. E2'nin oynamak isteyebilirim. Veziri püskürttükten sonra çünkü gördüğünüz gibi kale E1 artık bir tehdit haline geldi. Fil B2'ye tekrar gelebilirim. Ve yine vezir nereye gideceği belli değil ve karşı atak gelecek. Örneğin vezir belki de almak isteyebilir. Vezir buradan da almak isteyebilir. O yüzden kale kim belki burada fil B2 hamlesini bu yüzden tercih etti. Kale E1, vezir D2, vezir H6 ve 3 taş mat yapar. Tartakover'in sözünü hatırlıyoruz. Mat istiyor ve burada elbette fil almak da mümkün gibi görünüyor ancak F6 oyunu çok temiz bir şekilde bitirdi. Evet arkadaşlar, bu da çok güzel bir oyundu. Bu seriye devam etmek istiyorum. Henüz kameramın yokluğunda daha iyi bir içerik bulmak bana mümkün olmadı. Analiz videoları bu şekilde devam edebilir. Siz de elbette analiz edilmesiniz istediğiniz videolar varsa YouTube'dan vesaire linklerini yollayarak katkıda bulunabilirsiniz. Sizin oyunlarınızı inceleyebilirim. Umuyorum beğenmişsinizdir. Daha sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.